konuğum Münirriye Abalı. Bir kadının hayatını ve hikayesini düşünün ki evlendikten sonra eşini sevdiği için ya da şartlar bunu gerektirdiği için ne derse yapmak zorunda kalıyor. Çok uzun yıllar boyunca Münirriye Hanım bir erkek evlat veremediği için kocasına 21. yüzyılda kumayı, kuma hayatını kabul etmek zorunda kalıyor. 13 yıl boyunca kumasıyla yaşıyor. Ama kocam olacak kişi hem beni hem de 13 yıl boyunca eşimin dini nikahlı beraber olduğu diğer kadını da mağdur etti. Tüm bunları yaşadığım yetmezmiş gibi bir de ikinci kumayı getirdi iddiasında bulunuyor. Buyursunlar. Nasılsınız? Allah'ıma çok şükür. Seni gördüm daha mutlu oldum. Ya ben de bu arada bu kadar sıkıntıda gülen insanlara bayılıyorum biliyor musunuz? Hala... Önce Allah sonra sen. Hoş İnşallah geldin. Burada bir tertemiz sayfa açmayı, derdime melhem olmayı, sende çare arayarak mutlu olmayı çok istiyorum. Ne var o temiz sayfada? Anlattığım her şeyi öğrenirsin. Tertemiz hayır, o biliyor. Böyle. Şimdi orada bir yaram, hikaye var ama... Yaram derin ve büyük. Anlattıkça anlarsın her şeyi. Yarama melhem sen de aradım buldum. Çareyi sen de aradım Allah buldum. Nasip etsin ki yarana i̇nşallah, merhem olalım. İnşallah. Allah nasip etsin ki önce, sorununu çözelim. Önce Allah sonra sen. Temiz bir sayfa açmana da aracı olalım. Allah i̇nşallah, bunu da nasip etsin i̇nşallah, ama... Münire'nin o temiz sayfası ne var? Önce bir niyetimizi söylesek. Evet. Nasıl olur o temiz sayfada Münire'nin hayatı? İbrahim Abalı'yla 97'den beri evliyim. Allah'a emanet iki gözüm var, iki kızım var. İki kızım için çok zorluklar yaşadım, çok cabaladım. Eşim oğlan istedi. Hatice Yıldız'ı kabul ettim komalı. Allah bize ondan da oğlan nasip etti. Allah'ıma binlerce şükür. Öz evladım gibi tutuyorum. Yine de ayaktayım, yine de ayaktayım. Yıkılmadım, dik dik ayakta durmaya çalıştım. Bir... Sıkıntılar çok yaşadık. Gel Münirriye abla. Çok şey. Sıkıntılar yaşadık. Bütün hikaye senin kocana erkek çocuk verememenle mi başlıyor? İki kızımı da doktor tedavisiyle riskler olarak sezeryanla dünyaya getirdim. Üçüncü çocuğuma doktor çok risklisin dedi. Kabul etmediler. Tamam. Komama izin verdim. Allah ondan oğlan evladı nasip etti. Bir süre sonra bazı sorunlar büyüdü. 13 yıl beraber kaldık. Kardeş gibi, arkadaş gibi. Ne bileyim gelin görümce gibi. Bizi bayağı bir hezetleyen oldu. 2014 yılında evimiz yandı. Evimiz yandıkça biz bir mağdurluk yaşadık. Muhtar hiyet sayesiyle evimiz bir yıl sonra yapıldı. Muhtarımız Allah bin kere razı olsun yine bir yıl sonra yapıldı. O arada bir borçlandık. Bazı sorunları eşim bana kanunen traktör üzerimeydi, tahla üzerimeydi. Yani her şeyde beni yürütüyordu kanunen. Erkek tütün yapmak... çocuk veremedin diye seni suçlarken hayır, kanun önünde bir paraya ihtiyaç olduğunda evet, aslanım Münire yürü sen evet, önden yürü koş evet, Münire sen çözersin Münire evet, yaparsın Münire. Şimdi erkekler şunu biliyorlardır artık bence biliyorlar bilmeyenler de öğrensinler. Bir bebeğin cinsiyetini kadın belirlemiyor. Allah veriyor. Erkek belirliyor. Allah veriyor. O yüzden sen bana erkek çocuk veremedin değil vallahi benden erkek çocuk olmuyor demek lazım. Evimiz yandıktan sonra biz borçlandık. Mağdur duruma düştük ya. Mağdur duruma düştükten sonra tütün edelim dedi. Bizim yöremizde tütün meşhur. Tamam tütün etmek istedik ama bana tapu istediler. Koçan istediler. Tütün koçanı çıkarttırmak için uğraştım. Eşimin babasından bir arazimiz vardı. Parasını ödedik yalnız bu arada. Parasını ödedik. Bu arazinin üstüne ben tütün koçanı çıkarttırmak istedim. Tütün koçanı çıkarttırmak için kayınpederim. O gün için ben bak çok bir şeyler yaşadığım için bazı şeyi kafamda tutamıyorum. Bu tütün koçanı çıkarttırmak için kayınpederimi aradım. Kayınpederimden izinsiz ben hiçbir şey yapamam zaten. Mehmet Abalı'dan, o onun evinde oturuyordu. Mehmet Abalı'dan şehirde Demirci'de yaşıyorlar. Tapu aldım. Tapunun her adresini kayınpederim söyledi. Mehmet Abalı bana dosyadan çıkararak verdi. Ben gidip özel dairelerde işimi bitirdim, geri getirdim, yine Mehmet Abalı'nın eline verdim. Dosyayı beraber koyduk, ben köyüme geri döndüm. Bunun için beni
5 yıl dokunulmazlık aldırdılar. Yani kanunen ben suçlandım. Suçlandığım için çok aşırı mağdur durumlar yaşadım. Münir abla, psikolojim çok bozuldu. Oraya gelene kadar şimdi sende bir hikaye var. Evet. 13 yıl boyunca evet. Başka bir kadınla aileni, hayatını paylaşıyorsun. Evet. Altlı üstü mü oturuyordunuz? Yakın mı oturuyordunuz? Farklı yerlerde. Hayır, aynı yanan evimde bir yıl sonra yapıldı ya, yanan evimde oturuyorduk ama odalarımız ayrıydı. Aynı evin içinde. Kardeş bak, gibi yaşıyorduk aynı evde. Aynı evin içerisinde. Aynı İki evde. Kadın var. Kardeş gibi yaşıyorduk. Yani senin iki çocuğun var. Hatice Yıldız'la 13 yıl beraber yaşadık. 13 yıl bak şimdi senin çocukların diğer kadını görüyor. Onun babayla ilişkisini görüyor. Diğer kadından dünyaya gelen çocuğu görüyor. Yani siz iki kadın bir evi çekip çevirdiniz. Bu çok ağır bir insan Böyle için. Böyle kitlenmiştik. Bir ayağa dikilmiştik. Ama bizi yıpratan Halil Abalı, Fahri Abalı, Mehmet Abalı üçü bizi sıfır duruma düşürdüler. Şimdi... Benim düzenimi bozdular. Daha oraya gelmeden önce senin düzenini bozan aslında hayatını mahveden anlattığım ve anladığım kadarıyla İbrahim. Seni bazı şeylere mecbur bırakıyor. Evet. Sen ister miydin hayat arkadaşını başka bir insanla paylaşmak? İki kızım için her şeye katlandım, razı oldum. Uysallık gösterdim ama beni sıfır duruma düşürdüler. O iki kızın için katlanmış olduğum bu hayatta yarın öbür gün kızlarının kocası kuma kabul edeceksin dediğinde kızların da tabii ki diyecek, aa ne demek, benim annem de böyle yaşadı. Çünkü bildiği o. Evet. Halbuki gerçek ve hayat böyle değil. Buna hani baş kaldırmak, buna isyan etmek ve buna hayır diyebilmek lazım ama şartlar maalesef ki bunu çoğu zaman yaptıramıyor. Siz iki kadın bir şekilde o hayat rutinini tutturup giderken İbrahim Abalı sizin üzerinize üçüncü kişiyi mi getirdi? Evet. Evet. Kimdir o kişi ve ne zaman? 13 yıl sonra biz bir kopukluk yaşadık ya. Hatice evet. Yıldız'a şehirde ev açtı. Tamam birbirimizden koptuk. Herkes kendi yoluna dedim. Hı hı. O da kendine göre bir düzen kurdu. Çünkü epilepsi hastası olduğu için ben ona çok destek vermiştim. Ah canım benim. Çok destek vermiştim. Yani kardeş gibi yaşıyorduk. Çok da değer vermiştim. Ama oğlumuza yine de değer veriyorum. Öz evladım gibi yine de bakmaya razıyım. O aranızda başka bir bağ oluşmuş. Evet, evet. Hatice gidiyor, Hatice'yi de kocam mağdur ediyor. Seni evet. de mağdur ediyor. Evet. Bu üçüncü kişi kimdir ve sen bunu nasıl öğrendin? Nuray Sivas. Ben sosyal medyayı kullanmayı algılamadım, dikkate almadım. Hı hı. Devamlı tarlalarda, arazilerde çalıştığımız için... Yani sabah işbaşı yapıyorsun, yorulup gelip koşa koşa hayvanın işine kaydın uğraştığın için zaten sosyal medya... Yemek yap, evi temizle, çocuklara bak, ödevlerini yap, onları yatır, yıka, pakla, onu yap derken senin sosyal medyaya baktığın yok. Sosyal medyaya dikkate almıyordum ama Allah bin kere razı olsun. Bana sosyal medyayı öğrettiler ya, ben çok şeyler yaşadım, bunu sosyal medyada... Niye öğrenmek zorunda kaldın sosyal medyayı? Neden sosyal medyaya girmek zorunda kaldın? Dışarıdan duydum bazı şeyleri. Nedir o? Bir de Temmuz ayında... 13 ile 15'in arasında olabilir. Temmuz ayında eşim benden devam telefonunu kaçırıyordu. Sosyal medyasını kaçırıyordu. Bazı şeyler dikkate almıyordum ben ama telefonun şifresi neden değişiyor diyordum. Ben telefonumu koyuyordum. O benim telefonum her şeyi inceliyordu. Ben onun telefonunu dikkate alamıyordum, inceleyemiyordum. Ama şifresi... O da içine bir kurt düştü. Şifresini değiştiriyordu. Bazı bir şeyleri algılamıştım ben. Şimdi gece saat 2.30-3 arasında sesli mesaj geldi. Sesli mesajı ben yani çaktırmadan şifresini öğrendim. Sesli mesajı tıklamış bulundum. Ama uzaklaşsaydım belki daha bir şeyler öğrenecektim. Uzaklaşmadan uyandı. O andan sonra zaten biz... Sesli mesajda kimin sesi var yani? Nuray Sivas'tan geliyor. Ne diyor? Bilmiyorum. Orasında bir harp bir kopya, kadın bir sesi kavga, var. Evet bir kavga, bir kargaşa yaşadık. Senin telefonu, kocanın telefonunu alıp sesli mesajı atıp o sesi duyduğunda telefonu senden aldı. Evet. Aranızda arbede mi çıktı? Yani bir hırçınlık, bir şeylik yaşadık yani. Ondan sonra zaten benden devamlı uzaklaştı, kaçtı. Ben sonra araştırdım bunu, öğrendim. Sosyal medyayı dikkate aldım bu saatten sonra. Ne gördün o sosyal medyaya girince? Sosyal medyada fotoğraflar yakaladım, mesajları, TikTok'u öğrendim. TikTok'ta Murat Sivas, seni çok severim babam, canım babam yazmış. Bunları ben çok dikkate aldım. Bu saatten sonra bu fotoğrafını yakaladım. Benden zaten yani devamlı uzaklaştı. Yani sosyal medyada açık hesaplarında aşklarını ilan etmekten, evet, birbirleriyle evet. sarmaş dolaş fotoğrafları koymaktan çekinmiyorlar. Kocan İbrahim Abalı'nın güvendiği tek bir şey var. Bizim Münir'e zaten buralara girmez. Bilmiyor, algılamıyor. Bundan yani
gayeyi almaz diye o hayatını devam etmiş. Ama ben çok şeyler öğrendim, yaşadım. Peki bunu gördüm. Biliyorum. Bu fotoğrafı gördükten sonra evet. Kocanın karşısına çıkıp bu kimdir? Bu fotoğrafı bana açıkla dedin mi? Uzaklaştı, gelmedi. Hmm. Uzaklaştı, devamlı gelmedi. Boşalsa Demirci'de ev açmış. O kadar sorulmuş. Manisa Demirci'de yaşıyorsunuz. Demirci'de ev açmış. Bir de bu kişiyle yeni bir ev kurmuş kendine. Evet. Evet. 80 milyarlık üstünde eşya düzmüş. Evet. İkinci elciden almışlar. Onları da çok araştırdım. Çok araştırdım. Temmuz ayından beri ben onun peşindeyim. Sen bayağı dedektif oldun. Temmuz ayından beri ben onun peşindeyim. Hı hı. Çok araştırdım. Sosyal medyayı da dikkate aldım. Tamam işte, o araştırmalarında neleri buldun? Polise vardım. Netleştirmediler. Bana bilgi vermediler. Jandarmaya vardım, yine netleştirmedi. Peki, ben kararımı neden karar aldım? Hayır, madem ev tuttuğunu kimden öğrendin? Ev tuttuğumu dilden dile öğrendim. Dilden dile öğrendim. Bayan bizim yöreyi bilmediği için kuaföre geliyor. Hı. Kuaför bayanı biz çok iyi tanıyoruz. Devamlı gidip geldiğimiz bayan. Ve komşumuzun dünürü bana dedi ki... Ya bu şekilde bir bayan geldi bana dedi. Bizim yörenin bayanı değil dedi. Ben dedi biraz inceledim dedi. İbrahim Abalı ile evliyim. Yeni geldim bu yöreye demiş. Hmm. Ben oradan daha çok dikkat aldım. Çok araştırdım ama araştırdım. Bir de dedim ki bende 5 yıl dokunmazlık var ya. Ben şimdi kendi elimle kendimi dedim ben de. Yakamam. Evet. Çok şeyi sordum, soruşturdum. Ha, geri durdum. İbrahim'i arayıp da sen utanmıyor musun, niye böyle yaptın, ben senin yeter bu kadar şeyini çektim dedin mi? İlk geldiği anda telefonlarıma cevap vermedi. Defalarca aradım. Sonra beni engellediler. Görüntülü de aradım, mesaj da attım, cevap normal de aradım. Hiçbirine cevap alamadım, beni engellediler. Sen beni engelliyorsan dedim, öğrettin ya sen bana bunları. Ben de seni engelliyorum dedim bu saatten sonra. Oh, her şey bitti dedi. Bak gerçekten kafanı bir kızdırdı mı, bas dedim. Engeli. Herkes... Konuşmak mı istiyorsun, bas engeli. Ulaşmasın mı istiyorsun, bas engeli. Ben de onu engelledim. Her rahat şey, mısın engelledikten sonra? Her şey bitti sonra? Dedim, evet. Ben de dedim madem devamı açayım, herkes kendi yoluna. Ben de kendime bir temiz sayfa açayım, yeter yoruldum artık dedim. Peki benden nasıl bir yardım istiyorsun? Yani senin için ne yapabilirim? 5 sene dokunmazlık aldırdılar. Ben bundan temize çıkmak istiyorum. Suçladılar beni. Neyle yani, suçladılar? Kayınpederimin habersiz hiçbir şey yapmadım. Hmm. Fahri Abal'dan habersiz hiçbir şey yapmadım. O İzmir Altınyurt'ta çalışıyordu. Otelde çalışıyordu. Bana izin vermiyorlar. Gelemiyorum dedi. Şu numaralı tarlanın tapusunu alarak gidişini gör dedi. O bana izin verdi. Mehmet Abal'ı dosyadan çıkararak benim elime verdi. Ben onlardan izinsiz hiçbir yerde işimi yürütmedim. Ama özel daireler işimi görmedi. Bir şey karar yani. Kesinleşmiş. Anlattığınızdan, ifade evet. ettiğinizden anladığım kadarıyla da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermiş. O konu kesinleşmiş. Evet. Sizin şimdi açılan davanız İbrahim Abalı ile ilgili. Evet. Hem boşanma davası. Zinaya dayalı olarak hem de mal rejiminin tavsiyesini istemişsiniz. İbrahim Bey'in aracına tedbir koydurmuşsunuz. Evet. Evet. Şimdi anlattıklarınızdan seyirciler de izliyordur. Kendi kendime ben şu soruyu sordum. Gitmek mi kolay, kalıp bir kumayla yaşamak mı? Gitmek yani kolay. Ya da sineye mi çekmek? Hangisi daha kolay? Gitmek kolay, temize çıkmak kolay. Temize çıkmak, kalıp evet. 13 yıl aynı evi bir başka kadınla paylaşmak. Yani hani empati yapmak istiyorsunuz. Yapamazsın. O alana giremiyorsunuz. Sevdiğiniz kişi, kader ortağınız, çocuklarınızın babası... Apayrı bir düzen. İbrahim Bey de şunu demiş dilekçesinde, ya benim hanım zaten biliyordu Hatice'yi. 13 yıldan beri kuma hayatı yaşadılar. Oradan dava açamaz. Ama bu yeni ilişkiyi de asla kabul etmiyorum. Ben sizin anlattığınıza göre bütün sosyal çevre biliyor ama İbrahim Abalı bunu kabul etmemiş. İbrahim'e sorsan hiçbir şey bence evet. bu şartlarda kabul etmez. O neden kabul etmedi Hülya Hanım? Sosyal medyayı ben bilmiyordum ya. Benim elimdeki kanıtları bilmediği için kabul etmiyor. İfadesinde zaten söylüyor. Nur Hayat söz konusu değil diyor. Senin bu kadar dedektif olabileceğini, bu kadar şeyi çözebileceğinin... Algılayamamıştı. İnanamamıştı.